Şekillendiriyor. Dünyanın hemen her yerinde iletişim araçlarını doğru, etkili ve yerinde kullanan siyasetçiler seçmenlerin tercihlerine mazhar olabiliyorlar. Aynı şekilde iletişim araçlarını sağlıklı şekilde kullanabilen hükümet ve devletler sorun çözme kabiliyetlerini artırıyor, halkla daha doğru bir bağ kurabiliyorlar. Kendi tecrübelerime dayanarak konuşmanın, yani dilin siyasi iletişimde ve hükümet halk irtibatında hala birinci araç olduğunu söylemek durumundayım. Bakınız, Türkiye 81 ayrı vilayetten oluşuyor. Türkiye'de en batıdaki vilayetle en doğudaki vilayet arası 2050 kilometre. Gerek bir siyasi partinin genel başkanı olarak, gerek başbakan olarak Türkiye'deki 81 vilayeti defalarca ziyaret etme imkanım oldu. İstanbul ve başkent Ankara dışındaki illere 10 kez, 15 kez, 20 kez gittiğim oldu. Gitmediğim il yok. Seçim dönemlerinde 45 gün içinde yaklaşık 70 vilayete ulaştım. Her birinde tek tek mitingler yaptık. Gittiğimiz her vilayette her zaman büyük bir coşkuyla, meydanlara sığmayan kalabalıklarla hep kucaklaştık. Teknoloji ve iletişim araçlarını çok yoğun kullanıyor olmamıza rağmen dil, yani konuşma her zaman birincil iletişim aracımız oldu. Burada çok önemli bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Hem bir siyasi partinin genel başkanı olarak hem de başbakan olarak iletişimin sadece araçlarla yapıldığına hiçbir zaman inanmadım. Dil iletişimin bir aracıdır. Ancak eksiktir. Televizyon, telefon, internet iletişimin araçlarıdır. Ancak mükemmel bir iletişim için bunlar da eksiktir. İletişim sadece araçlarla değil, hatta dille değil, evet, kalp ile yapılan, böyle yapılması gereken bir faaliyettir. Yani gönülle yapılması gereken bir faaliyettir. ...13. yüzyılda yaşamış büyük mütefekkir Mevlana'nın dil ile ilgili bir sözünü burada özellikle vurgulamak istiyorum. Diyor ki Mevlana, kalbi ve sözü, yani özü ve sözü bir olmayan insanın 100 tane dili olsa bile o yine de dilsizdir. Evet, içerisinde kalp olmayan, yani samimiyet olmayan her iletişim eksik iletişimdir. Söz kulaktan kulağa değil, kalpten kalbe, gönülden gönüle yol alırsa ancak o zaman iletişimdir. Kalbindeki veya kalbindekini diliyle ikrar etmeyen kişi ya da dilindekini kalbine götürmeyen kişi, karşısındakine yakın gibi görünse de aslında çok ama çok uzaktır. Değerli dostlar, şunu açık ve net bir şekilde söylemeliyim ki hükümetimizin başarısı bütün iletişim hatlarına
kalbi yani samimiyeti hakim kılmasından kaynaklanmaktadır. Birebir konuşmalarımızda, milletle konuşmalarımızda, ülkelerle konuşmalarımızda her zaman kalp diliyle, her zaman gönül diliyle, her zaman samimiyetin diliyle hitap ettik. Hangi iletişim aracını kullanırsak kullanalım, doğruyu yani hakkı söylemeyi kendimize sarsılmaz bir ilke edindik. Bizim her alandaki iletişim anlayışımız esasen çok temel bir ilkeye dayanıyor. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun kebura makten indallahi en tekulu ma la tef'alun. Ey iman edenler, neden yapmadıklarınızı söylüyorsunuz? Allah katında yapmadıklarınızı söylemeniz büyük suçtur. Evet, yapmadığını söylemek, söylediğini de yapmamak bizim anlayışımızda, bizim hayat tasavvurumuzda, bizim dünyamızda evet, en büyük hatalardan biridir. Öyle olmalıdır ve öyle kalmalıdır. Sadece söylemek ve yapmak da yetmez. Biz yine temel bir ilkeyi hep hatırda tutmak zorundayız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Hakkı söylemek kadar haksızlık karşısında sesini yükseltmek eliyle olmasa da diliyle bunu düzeltmek, bu da olmazsa kalple buğz etmek bizim sorumluluğumuzdur. Bizim küresel meseleler karşısında sesimizi yükseltiyor olmamız bazılarını çok rahatsız ediyor veyahut da çok rahatsız ediyor olabilir. Şunu herkesin bilmesini isterim. Filistin'de, Gazze'de çocuklar, kadınlar gözlerimizin önünde cansız yere düşerken biz susanlardan olmayız ve olmayacağız. Suriye'de her gün masum yavrular, masum kadınlar, masum yaşlı insanlar toplu halde katledilirken biz susanlardan olmayacağız. Kendi öz halkına karşı acımasızca katliamlar yapan ama kendi topraklarını işgal edenlere karşı on yıllardır dilsiz kalan, sessiz kalan, tepkisiz kalan Suriye'nin zalim diktatörü yani dilsiz şeytanı karşısında biz susmayacağız. Somali'deki açlık, Myanmar'daki yoksulluk, Afganistan'daki sefalet, Irak'taki nifak karşısında biz dilini yutanlardan olmadık ve olmayacağız. Sadece diliyle konuşanlar bildikleri kelime kadar cümle kurabilir. Sadece gözüyle bakanlar ancak ufku görebilir veya oraya kadar bakabilir. Ama biz kalbiyle konuşan, kalbiyle gören, kalbiyle dokunan, dolayısıyla kelimelerinin, ufkunun sınırları olmayan bir medeniyetin mensuplarıyız. Hiç kimsenin görmediğini biz görmek zorundayız. Hiç kimsenin söylemediğini biz söylemek zorundayız. Biz zalim karşısında, zulüm karşısında dimdik durup hakkı söylemekle mükellefiz. Bunu yapmadığımız sürece inanın hiç kimseyle
tam bir iletişim tesis edemeyiz. Filistin'i, Gazze'yi alevler içindeki Kudüs'ü görmeyen, görmezden gelen bir göz amadır. Suriye'yi, Suriye'de her gün oluk oluk akan kanı söylemeyen bir dil kelimesizdir. Cümlesizdir, ifadesizdir. Yoksulluğa, dünya üzerindeki her türlü adaletsizliğe etnik köken ayrımı yapmadan dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan ulaşamayan her iletişim yarımdır, eksiktir. Yalan üzerine bir dünya inşa edilemez değerli kardeşlerim, değerli dostlar. Yalan üzerine bir istikbal hiç inşa edilemez. Eğer ekranların içinde samimiyet yoksa hiç kimseyle iletişim kuramaz. Elimizden ve kulaklarımızdan ayırmadığımız cep telefonları bize sadece sesi taşıyor. Ama samimiyeti, sevgiyi, muhabbeti taşımıyorsa bir iletişim aracı olamaz, bir oyuncaktan öteye geçemez. Ekranlarda Suriyeli çocuğu izlerken kanı görüyor, kurşunu görüyor, cansız bedeni görüyor ama acıyı, zulmü, adaletsizliği görmüyorsak, feryadı duymuyorsak, havadaki ağırlığı hissetmiyorsak bu demektir ki biz aslında o ekranda hiçbir şeyi görmüyoruz. Sosyal medyada dünyanın her tarafından insanlar birbiriyle yazışıyor. Ama birbirlerine muhabbeti, birbirlerine dayanışmayı, birbirlerine acıyı ve sevinci yansıtmıyorlarsa bu zamanın israfından başka bir şey değildir. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki dünya iletişim araçlarıyla küresel bir köy haline geldi. Ama kapıları karşı karşıya olan komşular, aynı apartmanda oturan komşular birbirlerine kilometrelerce uzaklaştı. Dünya küresel bir köy haline gelirken insanlar birbirinden uzaklaşıyorsa hiç kuşkusuz burada bir yanlış var. İnsanın araçlara değil, araçların insanlara tahakküm ettiği bir iletişimde aslında iletişim değildir. Artık tüm araçlara, özellikle de iletişim araçlarına insan unsurunu dahil etmek zorundayız. İnsanoğlunu araçların köleliğinden kurtarmak, araçları insanlara hizmetkar etmek zorundayız. Aksi takdirde dünya üzerinde adaletsizlik büyürken, zulüm büyürken, zulüm her geçen gün irtifa kazanırken, felaketler çoğalırken, bütün bunlara karşı insanın körlüğü ve sağırlığı da çoğalacaktır. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, iletişim devletle halkları birbirine yaklaştıran bir araç olmalıdır. İletişim devletleri, halkları, insanları birbirine yaklaştıran bir araç olmalıdır. Dinlerin, mezheplerin, ırkların ve dillerin bu kadar iletişim aracına rağmen birbirinden uzaklaşması, birbirine hasmane bir tutum içine girmesi takdir edersiniz ki hayırlı bir gelişme değildir. İşte bu süreci tersine çevirmek zorundayız. Küreselleşen dünyada adaleti, insani değerleri, dayanışmayı ve paylaşmayı da küreselleştirmek durumundayız. Medeniyetlerin birbirinden uzaklaştığına seyirci kalmamak,
medeniyetleri birbiriyle buluşturmak, tanıştırmak mecburiyetindeyiz. Eşarika'daki bu formun iletişime kalbin dahil olması yolunda, gönüllerin birbiriyle teması yolunda bir vesile olmasını, önemli bir vesile olmasını temenni ediyorum. Hükümetlerin halklarıyla, devletlerin birbirleriyle, dostların ve kardeşlerin kendi aralarında tam bir iletişimi, gerçek bir iletişimi, yani muhabbeti tesis etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Başta Şeyh Doktor Sultan bin Muhammed el-Kasimi olmak üzere herkese, tüm katılımcılara tekrar şükranlarımı ifade ediyorum. Foruma başarılar diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve selamı. شكرا جزيل الشكر لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا